Merhaba çocuklar, ben Ebru Karaduman. Bu da Dream Party'nin maskotu minik pandam. Merhaba çocuklar. Evdesiniz, okullar tatil, online dersler yoğun. Ama hafta sonu ya da dersler bittikten sonra hafta içi ne yapıyoruz? Spor yapmaktan vazgeçmiyoruz ve beraber spor yapıyoruz. Hareket etmek bizim derslerimize daha iyi fokuslanmamızı, beden farkındalığı kazanmamızı, esnekliğimizi, kuvvetimizi, güçlü çocuklar olmamızı sağlayacak. O yüzden benim ev arkadaşım, bu çok sevdiğim pandam, sizin belki kardeşiniz var, belki ablanız, abiniz var ya da anne babanızı çekin yanınıza. Haydi gelin hep birlikte güzelce bir spor yapalım. Tam bir spor saati olsun bize. Tabii ki spor yaparken kahvaltımızı, öğle yemeğimizi, annemizin bize bunu mutlaka yemelisin dediği sağlıklı beslenme yolundan da asla vazgeçmiyoruz. Düzenli yemeklerimizi yiyoruz ve sporumuzu beraber yapıyoruz. Hazır mısınız? Bu egzersiz serisinde yanıma böyle iki tane havlu kağıt aldım. Evde havlu kağıt yoksa tuvalet kağıdı olabilir, top olabilir. Önemli olan iki tane materyalinizin olması çocuklar. Haydi hazırsanız başlıyoruz. Başlıyoruz. Çocuklar, antrenmanın başlangıcında ben minik pandam oyun arkadaşımı şöyle beni izlemesi için kenara oturtuyorum. Beni izleyebilir ve olduğum yerde koşmaya başlıyorum. Sen de benimle başlıyorsun. Nefes alıp vermeyi unutma. Burnundan derin nefes al. Ağzından nefes ver. Nefes al ver. Haydi bakalım. Kollar kullan kolları da. Evet, güzelce önce bir ısınma yapacağız. Sonra bütün kas gruplarımızı çalıştıracağız. Çünkü biz akıllı, güçlü, anne babamızın sözünü dinleyen ve erken yaz tatilinde evde online derslerle derslerimizi çalışırken spor yapmaktan da asla vazgeçmiyoruz. Haydi çocuklar nefes alsın, versin herkes. Bak kolları da güçlü çekiyorum ve koşuyorum. Koş 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 koş. Haydi. Şimdi elimi vurduğumda hep beraber yukarıya doğru zıplıyoruz. Hazır ve hop zıpla zıpla zıpla. Hiç bırakma. Bir zıpla, iki zıpla, üç haydi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle bir dinlen bakalım olduğun yerde. Nefes alıp vererek. Dinlen, dinlen, dinlen. Şimdi sanki yukarıda elmalar var. Bir elma ağacının altında olduğunu hayal et ve elmaları toplayacağız. Evet, belki kardeşin var. Belki abin ablan var, bilmiyorum. Ama hep beraber, istersen anneni de tabii ki alabilirsin ya da babanı yanına. Onlarla da yapabilirsin. Ama tamamen tek başına, bana odaklanarak spor yapman da oldukça seni güçlendirecek. Şimdi elma ağacından elmaları topluyoruz. Topla topla, bak bakalım havada kaç tane aldın. Hop, hop, topla topla elmaları topla. Nefes al ver topla. Uhuhu. Şimdi bak, elmalardan bir tane kocaman zıpla, hop bir tane al ve oyun arkadaşına at. Hayal edebilirsin ya da hemen gel bizim topumuz ya da havlu kağıdımız ya da tuvalet kağıdımız vardı. Bak, hop elmayı tut, oyun arkadaşına ver ve tekrar çek. Hop elmayı tut, oyun arkadaşına ver. Ve tekrar elini al. Hop.
Oyun arkadaşına ver ve tekrar hop. Son 3 tane. Haydi hızlan. Evet. Hayal et. Hayal gücünü de kullan. Süper. Zıpla minik minik. Hop. Yes. Sepetimde bir elma kaldıysa ikinci elmayı da alıyorum. Ve elmalar elimde. Koşmaya başlıyorum. Hup 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 hup. Koş 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 koş. 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2. Koş koş koş. Durma. Durma. Tarzımı beğendiniz mi? Çok merak ediyorum çocuklar. Bana yorum yazın. 1-2-1-2-1-2-1-2. Hup hup. Elmalar. Elimde bu elmaları. Şimdi hayal ettiğimiz elmaları sepete bıraktığını düşün ve havlu kağıtlar elimde. Şimdi gerçeklerini konuşalım. Havlu kağıtları elime aldım. Bacaklarımı omuz genişliğinde açıyorum. Tamam mı? Elimde iki tane materyalim var. Dediğim gibi belki havlu kağıdın, belki topun, belki tuvalet kağıdın. Evde ne varsa. Eline iki tane materyali al. Sonra kolları öne uzat. 1-2 çapraz. 1-2 çapraz. 1-2-3-4. 5-6-7-8. 1-2-3-4-5-6-7-8. Süpersiniz. Şimdi hemen bırak bakalım materyalleri ve oyun arkadaşını al. Eğer kardeşin varsa ya da belki annen şu an seninle yapıyor. Karşılıklı bak şimdi. Beraber onu oturtuyorum. Hop oturdum. Kalktım. 10. Hazır mıyız? 9. Ver nefes. 8. Ver nefes. 7. Ver nefes. 6. İyice çök. Hop. Evet 5. Hop 4. Oyun arkadaşım yoruldun mu? 3. Hop 2. 1. Ve aşağıda kal. Kal. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Birazcık bacaklarınız acıyacak. 1-2-1-2-1-2. Hop 3. Hop 4. Hop 5. Hop. Oyun arkadaşım yerine oturdu. Ve ben ellerimi belime koydum. Bir sağ, bu sol oldu. Bir sola, bir sağ kalçayı. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 kalçayı 10 kere taşıdıktan sonra belimi çeviriyorum. Ve bu beli çevirirken sanki bir çorbayı karıştırıyorum. Çorban ne çorbası? Bir bunu söyle bakalım etrafındakilere. Ya da kendine hangi çorbayı olmak isterdin? Domates çorbası mı olmak isterdin eğer bir çorba olsaydın? Yoksa mercimek çorbası mı? Yoksa şehriye çorbası mı? Yoksa sebze çorbası mı? Çevir, 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 çevir. Karıştır, karıştır, karıştır çorbayı. Karıştır, karıştır, karıştır. İyice kaynasın çorba. Kaynadı fokur fokur. Hızlan, 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 hızlan. Hadi bakalım söyle hangi çorba olmak isterdin? Ben şu an canım sebze çorbası olmak istedi. Ben çorba olsaydım sebze çorbası olurdum. Sen de çorbanı seç. Belki annenden rica edebilirsin. Sana bugün o çorbayı pişirir. Eğer evde tabii ki malzemeler varsa. Yoksa biz akıllı, uslu, annesini, babasını üzmeyen çocuklar oluyoruz. Tamam mı? Bana söz verin ve ben size çok güveniyorum. Şimdi bacaklarımızı biraz daha açtık. Kolları da yana açtık. Pervane oluyoruz, uçak oluyoruz. Uçaklarımızı uçuracağız. Bu nasıl? Bak şimdi. Ters kol, ters bacak. Hop. Ellerimle ayaklarımı buluşturuyorum. Önce yavaş. Yavaş yavaş uçağım havalanıyor. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş havalanan bu uçak yerden kalktıkça hızlanıyor.
yapıyor. 1-2 hızlı uçan bir uçak oldum. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. Vuhu! Nasıl oldu yahu? Nasıl oldu? Uçak uçtu mu? Şimdi biraz aktif dinlenme yapıyorum. Bak, ellerimi birleştirdim. Hop, ayaklarımla da bileklerimi ısıtıyorum. Tekrar birazdan materyallerimizi elimize alacağız ve denge, koordinasyon çalışacağız. Hazır mısınız? Şimdi materyallerini eline al. Eğer havlu kağıtlarla çok zorlanıyorsan git hemen kendine böyle minik tutabileceğin bir krem kutusu, bir deodorant da alabilirsin. Bak bakalım, ya da şöyle uçlarından tutabilirsin rahatlıkla, değil mi? Şimdi bana eşlik et, bacaklarını aç, bana fokusla, bak. Dediğimi yap ama gösterdiğimi yapma. Karışacak birazcık. Hazır mıyız? Bak, kollar önde, yanda, yukarıda, önde, yanda, yukarıda, önde. Aa, yandalar şu anda. Ne oldu? Önde olması lazımdı. Yukarıda. Kafam karıştı. Senin de karıştı mı benim gibi? Yanda, önde, yukarıda. Aa, yana geldi. Nerede olması lazımdı? Burada. Hadi hızlanıyoruz. Bu sefer şaşırtma yok. Bir, önde, yanda, yukarıda, önde, yanda, yukarıda, yanda, önde, aşağıda, yanda, yukarıda, ortada, yanda. Şimdi bunu denge dedim. Nasıl olacak denge? Kaldır bacağını, kaldır, kaldır, kaldır dengelerde. Allah Allah, gidiyor mu? Gidiyor mu? Kal burada, sık kırık kaslarını. Önde, yanda, yukarıda, yanda, önde, aşağıda. Hop, bacak değiştir. Allah, dengeler, dengeler, dengeler. Öndeyim, yandayım, yukarıdayım. Burada kaldım. Bakayım bu dengenizi, kapat gözlerini. Kapat gözlerini. Gözlerini kapat. Aa, gözlerini kapatınca dengen bozuluyor mu? Gel bakalım aşağıya otur. Ve arkadaşımla, kardeşimle, annemle, eğer kimse yoksa oyun arkadaşımla ne yapıyorum? Attım. Eğer bana karşıdan tekrar atan biri varsa tuttum. Hop, yoksa her seferinde alıyorum ve tam oyun arkadaşımın göbeğine. Devrilen bir oyun arkadaşım var. Bu oyun arkadaşı küçük de olabilir. Bakın, benim küçüğüm de var. Küçüğüm de var. İlla kocaman bir oyun arkadaşın olması gerekmiyor. Mini de olabilir. Küçük de olabilir dedik. Hop! Tekrar tuttum. Önemli olan ona dokunuyor olması. Hop! Evet. Hop! Ah! Dokunamadı. Dokunamadı. Tut. Eğer biri sana atıyorsa hop! Atsın sana. Atsın sana. Bu çok daha eğlenceli olabilir. Ben tek başıma olduğum için böyle oynuyorum. Eğer karşında biri varsa hop, sana atsın topu ya da materyalini. Anlaştık mı? Şimdi bunları kenara koyuyoruz. Ve herkes biliyordur aslında. Fış fış kayıkçı diye bir oyun vardı. Hatırlar mısınız? Şimdi bu fış fış kayıkçıyı yaparken oyun arkadaşımla bacaklarımı maksimumda açmaya çalışıyorum. Bak şimdi. Şöyle yapalım. Oyun arkadaşım benim karşımda olsun. Herkes bacaklarını açabildiği kadar açsın çocuklar. Oyun arkadaşın da seninle ya da belki karşında, dediğim gibi, kardeşin ya da annen ya da ablan var. Hop, oyun arkadaşım beni çekti. Fış fış. Kayıkçı. Kayıkçının küreği derken bacaklarım iyice açıldı.
açıldı. Aa, panda fena aksiyonlu. Aç iyice bacaklarını, aç şimdi. Herkes kendi açısına gelsin. Kim varsa yanında bacaklarını açıp otursun ki biz biraz daha hızlanalım. Aç kolları yana ve bir. Hop ortadasın. Diğer yana. Hop ortadasın. Öne, yukarı hızlanıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve onda bu minik burnunu kim yere değdirebiliyor? Kim minik burnunu yere değdirip aynı zamanda kollarını öne uzatabiliyor? Kim? Kimler? Aa! Ve gel bakalım. Kelebek ol. Sonra enerjimizi iyice yükseltiyoruz. Ve tekrar evde annemizin söylediği yemeğimizi yiyoruz, hazırladığı sizler için. Kelebeklerini uçur, 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 uçur. Son olarak bu kelebekler kurbağaya dönüşsün mü? Nasıl oluyor o kurbağa? Gel böyle. 6 tane minik kurbağa. Hop, bırak. 1. Hop, 2. Bırak. 3. Zıpla. 4. 5. 6. Süpersiniz. Alkışlıyorum sizi. Minik pandamla veda etmek için. Evet, son sözlerimizi söylüyoruz. Diyor ki bana. Söyle, bir şeyler söyle kulağıma. Söyle. Tamam, söyleyeceğim. Çocuklara söyleyeceğim. Diyor ki, seninle beraber spor yapan akıllı çocuklar, annelerini babalarını üzmesinler, derslerini çalışsınlar, ödevlerini yapsınlar, güzel güzel meyve ve sebze yesinler ve bolca bizimle spor yapsınlar. Başka videolarda sizler için hazırlamamızı isterseniz eğer yorum kısmına yazsınlar diyor minik pandam. Peki, hepsini ilettim. Sizleri çok seviyoruz. Evde sıkılmayın. Bolca güzel güzel spor yapın çocuklar. Görüşürüz.